Arkadaşlar merhaba. Az önce bir video yayınlamıştım. Mahmut Tanal'ın işte af teklifimizi sunacağız şeklinde bir açıklaması var demiştim. Onun ardından da aynen şöyle söylemiştim. Seni dinlemezler bile. AKP seni dinlemez bile demiştim. Şimdi o videoyu yayınlıyorum. Ya yanındaki adam bile telefonla oynuyor ya. Yanındaki adam bile telefonla oynuyor. Ya bu kadar samimiyetsiz olmayın kardeşim ya. Bu kadar samimiyetsiz olmayın. Bakın ben o videoya belki birçok tepki gelebilir diye düşünmüştüm ama artık bizim kitlemiz oturdu. Beni izleyen kişiler belli zaten. Beni izleyen kişiler belli. Ne demek istediğimi anlıyorlar. Onların söylediklerini de ben anlıyorum. Aklın yolu bir kardeşim. Ha konuşuyorsun yanındaki adam bile telefonla oynuyor ya. Öbür tarafta bakıyorsun AKP'liler kendi arasında muhabbet ediyor. Kendi kendine çalıp oynuyorsun işte. Görüşürüz. Devam ettiğimizde hemen efendim infaz yasası infaz yasası. Baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kuruluşundan beri ilk 10. yılında, 25. yılında, 50. yılında, 75. yılında Türkiye'de infaz yasası adı altında bir kısmi af getirilmiştir. Ve bunlar olan şeylerdir. Ama Türkiye'nin 100. Cumhuriyet'in 100. yılında herhangi bir infaz yasasında kısmi afı getirecek bir şey oldu. Şimdi buna ne demek lazım? Bununla ilgili kanun teklifi de verdiğiniz için sabahki konuşmamda onu ben dile getirmiştim. Yani görüşülmekte olan bu kanunla birleştirilmesi açısından infial yaratacak suçlar hariç olmak üzere infial yaratacak suçlar hariç olmak üzere biz nasıl Cumhuriyet'in 5. 10. 25. 50. 75. yılında af getirdiysek infial yaratacak olan suçlar hariç olmak üzere afın getirilmesi bir ihtiyaçtır, bir zaruriyettir.